Bu yıl üçüncüsü düzenlenen medya etik ödülleri sahipleri belli oldu. Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende yazılı basın, televizyon, radyo ve internet haber sitelerinde yer alan yayınlar ödüllendirildi. Bugün bizim için ayrıca önemli bir gün. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ve Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk'ün de katıldığı törende Ülke TV editörü Mustafa Yıldız, Arakanlı mültecilerin dramı haberiyle televizyon haber etik ödülüne layık görüldü. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Habercilik gerçekten çok zor bir iş. Ben bu ödülü Arakan'da çektiğimiz, Arakanlı mültecilerin kamplarında çektiğimiz haberle aldım. Fakat burada şunu belirtmek istiyorum ki öncelikle teşekkür etmek istediğimiz bir kişi var. Genel yayın yönetmenimiz Sayın Hasan Öztürk'e bir an olsun desteğini arkamızdan esirgemediği için teşekkür ediyoruz. Şu anda da bizi Twitter'dan paylaşıyor sürekli. Hem ona teşekkür ediyoruz hem de bu ödülü Kurban Bayramı'nda orada yaklaşık 90 kişi vardı. Türkiye'den giden yardım ekipleri, gazeteciler hepsinin adını alıyorum ve teşekkür ediyorum. Ödül töreninde konuşan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın gündeminde Fazıl Say'a verilen ceza vardı. Arkadaşlar onun attığı tweetlerle yani yazdığı şeylerle kendime hakaret edildiğini görüyorum. Ben inançlı bir insanım. İnançsız bir insanın ben ateistim demesini de şöyle bir başımı çeviriyorum. Olağan karşılıyorum. Bu noktaya geldim. Ama ben inançlı bir insansam, dindar olmaya gayret ediyorsam benim kutsallarıma da hakaret edemezsiniz. Benim kutsallarıma, mukaddeslerime hakaret ettiğin zaman nasıl Kurt Wilders diye bir adam vardı Hollanda'da, adamın ismi de çok güzel. Gert Wilders yazılıyor. Hollandalı'ya sordum, nasıl okuyorsunuz bu adamın ismini? Kurt Wilders dedi. Adamın adı Kurt hakikaten. Şimdi onun söylediklerini, onun yaptıklarını bir taraftan eleştireceksin. Bizdeki hırtın söylediklerine, aa bunda ifade özgürlüğü yok mu kardeşim diyeceksin. Al oradaki hırtı, ver buradaki hırta. Ne diyor? Bu ne kadar yavşak, sahtekar, ahlaksız varsa hepsi Allahçı diyor. Hepsi yanlış. Allahçı diye bir şey olabilir mi? Herhalde dindarları kastediyor. Başka başka şeyler söylüyor. Bunları söyleme be kardeşim. Sen kendi ateistliğini istediğin kadar savun. Herkes sana bir bakar. La havle çeker bir şey de demez. Ama bana karışıyorsun sen. İnsanların mukaddes değerlerine veya kişiliklerine hakaret ettiğin zaman sana karşı bir ceza yaptırımı olacaksa bunu da herhalde anlayışla karşılaman lazım. Ödül töreni toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.